Ekim ayı katıl programımız içerisinde piyasa analizleri, fon önerileri, profesyonel trade eğitimleri, temettü hisseleri ve temettü portföyleri, dibin dibi şirket analizleri, haftalık ve aylık alsat yapıp para kazanabileceğimiz hisse incelemelerini bulabileceksiniz. Aynı zamanda iki haftada bir soru cevap ve hisselerinizi analiz etmek için canlı yayınlarda olacağız. Hepsi ve daha fazlası için katıl kademe üyeliği yapmanız yeterli olacaktır. Müzik Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri, yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte başlıkta da gördüğünüz üzere önemli konularımızdan bir tanesi olan petrolün yükselişi ve bunun yenilenebilir enerji şirketleri tarafından yansımasını ve yenilenebilir enerji şirketlerindeki rekor potansiyel getirileri bugün birlikte konuşmaya çalışacağız. Bildiğiniz gibi borsanın son işlem gününde kapanışta endeks hemen hemen tepede gördüğü 9200 seviyelerine rağmen kapanışını 9030 seviyesinde gerçekleştirdi. Ölçtüğümüz zaman fitil ucundan dibine baktığımızda %2'ye yakın bir düşüş gerçekleştirdi. Tabi Marubozu da 1.38'lere denk geliyordu ama fitil başından baktığımızda 1.80 %2 civarında bir düşüşle kapanmayı tercih ettiği gösterdi. Fakat biz burada incelemelerimizi gerçekleştirdiğimizde yenilenebilir enerji şirketlerinin ve enerji teknolojileri şirketlerinin neredeyse tamamı günü yükselişle tamamladı. İşte bu endeks düşerken enerji şirketlerinin yükselmesi, petrolün yükselişinin yenilenebilir enerji şirketlerine yansımasıydı. Buradaki korelasyonu ve aşağıda önemli maddeleri de birlikte incelemeye çalışacağız. Videoya geçmeden önce sizlerden ricam kanala abone olmayı, bir adet beğeni bırakmayı, bir adet de yorum bırakmayı unutmamanızdır. Aynı zamanda Ekim ayı programı içerisindeki videolara ulaşabilmek, oradaki eğitim serilerinden, canlı yayınlardan faydalanmak isterseniz de katıl tarafına kayıt olmayı unutmayın diyorum. Hemen videomuza geçelim. Şimdi öncelikle çıkarımlarımızın doğru olduğunu görüyor ve başarılı bir korelasyon yakalamış olduğumuzun mutluluğunu bu video içerisinde yaşıyoruz. Çünkü öncelikle baktığımızda Brent Petrol tarafına geçelim ki daha öncesinde endekste %2'lik bir düşüşle günü kapattığımızı gördük. Brent petrol tarafına geçiş sağladığımızda Brent petrolde üst düzey bir yükseliş silsilasyonu görüyoruz. Buna baktığımız zaman aşağıda 72 dolarları baz referans değer kabul edecek olursak aşağı yukarı baktığımızda tepede %12'lik bir yükselişin gerçekleştiğini gördük. Burada şu yorum gerçekleşebilir hocam. Son işlem günü eksi kapatmıştı. Ona rağmen yukarı doğru bir hareket var. Burada aslında bir ters ilişki yok mu? Yok. Çünkü neden olduğunu da birazdan yine değineceğim. Bizim kümülatifte bakmamız gereken şey petrolün %10 civarında aşağı yukarı 30 Eylül'de başlayan yükselişinin gerçekleşmesiydi. Şimdi burada alternatif şirketlerimize baktığımızda yani bizi ilgilendiren yenilenebilir enerji şirketlerine baktığımızda Galata Wind zaten 2 gündür yükseliyor. Yine devam ettiğimizde Smart G yine baktığımızda birkaç gündür yükseliş içerisinde yükselişi 3 Ekim'de başlıyor 4 Ekim'de devam ediyor 7 Ekim'de de özellikle de fitiliyle birlikte de dipten baktığımızda %8 civarında bir yükseliş kaydediyor hemen hemen Brent petrol kadar yine burada CV enerjiye baktığımız zaman aynı şekilde yukarı yönlü bir hamleyi 3 Ekim'den beri sürdürdüğünü görebiliyoruz yine özellikle son dönemlerde çok ciddi değer kaybetmiş Alfas'a baktığımız zaman yine son dönemde 2 günlük bir yükselişin ard arda geldiğini görüyoruz. Burada yine yenilenebilir enerji teknoloji teknolojilerinde Euro Power'ı görüyoruz yine Euro Power'da da yukarı yönlü hemen hemen 2 Ekim'in sonunda başlayan bir yükselişle yüzde 14 buçukluk bir getiri kazanıyoruz yani burada ortalama baktığımızda yüzde 5 6 7 15'ler arasında hareket eden bir silsilasyon var Kumulatifte de yüzde 8'ler yüzde 9'lar civarında bir yükseliş var doğru şirketler tarafından Tabii ki gidip yenilenebilir enerji ya da sadece enerji sektörüne bakarsak oradaki getiriler biraz daha az kalıyor. Pe petrole göre ya da diğer alternatiflere göre. Neden? Çünkü burada 20 tane enerji şirketi var. Bunlardan 10 tanesi çok çok kötü durumda. Bunlardan 3 tanesi orta durumda. Bunlardan 2 tanesi iyi durumda. Bunlardan 5 tanesi çok iyi ve yatırım yapılabilir durumda olduğu için aslında biz o 5 taneyi, o biz 10 taneyi referans almamız gerekiyor. Doğru konumda olanları referans aldığımızda hemen hemen Brent Petrol civarında ortalama bir getiri olduğunu görebiliyoruz. Şimdi buradan yapacağımız çıkarımlara yine birlikte değinmemiz gerekecek. Fakat Brent petrolün grafiği de ekranımızda önümüzde dursun. Öncelikle notumuz. Çok yukarıdan süzüldüğü için Brent petrol tarafındaki ufak yükselişler çok yüksek etki yapmıyor, yapamıyor. Yani burada günlükte baktığımızda hocam yüzde %10'luk bir yükseliş 27 Eylül'de başlamış. Bizim madem ki birebir yansıma var. Neden 27 Eylül'de enerji sektöründe yenilenebilir enerjide yükselişler başlamadı? Çünkü grafiği haftala ya da daha da güzeli aylığa aldığımız zaman bu sorunun cevabını şöyle çok net görebiliyoruz. Şimdi petrolün tarafı 2022 Haziran'da 120 dolarlardan aşağı doğru yıkıldığı için bugün 72 dolarlardan 75 dolarlara hareket ettiği zaman yenilenebilir enerji bunu hemen uygulamıyor. Çünkü diyor ki bu zaten aşağı doğru hareketini devam ettirecek. 78 dolarlara gittiğinde de hemen uygulamıyor. 76 dolarlara gittiğinde de hemen uygulamıyor. Çünkü bunun fake bir yükseliş olduğunu, tepki yükseliş olduğunu aşağı hareket edebileceğini düşün. Fakat baktığımız zaman özellikle 30 Eylül'deki Marubozu sonrasında haftalığa vurduğumuzda yükselişin başladığını görebiliyoruz. Yani burada asıl yorum neden günü gününe Kore'le takip etmiyor? Mesela kripto ile Nasdaq bir araya günü gününe Kore'le takip ediyordu. Fakat işte şurada gerçekleşen düşüş, sonra düşüş, yükseliş, düzeltiyorum. Sonra bu yükselişten daha büyük bir düşüş. İşte geriye geldiğimizde burada evet bir yükseliş başladı. Sonra yükselişten daha büyük bir düşüş başladığı için bu korelasyon biraz gecikmeli şekilde ve gücünü yitirerek aslında birbirini takip etmeye devam ediyor. Yani çok yukarıdan Brent petrolün fiyatı 120 dolarlardan 70 dolarlara süzüldüğü için ufak yükselişler çok yüksek etki yapmıyor, yaratamıyor. Fakat rekorlara doğru hareket ettikçe ivmeli yükselişlerin arttığını göreceğiz. Yani Brent Petrol tarafında yine haftalığa geçiş sağlayalım. Bugün 70 dolardan 78 dolara hareketiyle 78 dolardan 90 dolara hareketi arasında fark olacak. Bugün baktığımızda dipten tepeye %11, %12 yükselmiş mi Brent petrol. Bunun yenilenebilir enerjiye yansımasıyla 80 dolardan 90 dolara ya da 80 dolardan 89 dolara hareketinin yansıması aynı olmayacaktır. Her geçen gün ivmelenerek hareket edecek. Keza şöyle de düşünebiliriz. 90 dolardan 100 dolara hareketi yenilenebilir enerji tarafında çok daha büyük bir etki yaratacaktır. Eğer olursa 120 dolardan 130 dolara hareketi yenilenebilir enerjide çok 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 daha büyük bir etki yaratacaktır. Neden? Nedenlerini birazdan 3 önemli maddede konuşacağız. Hemen bakalım. 1 şirketlerin karlılıklarının daha da ivmeli şekilde kümülatif toplamla arttığını görüyoruz göreceğiz birinci maddemizde. Çünkü petrol fiyatı artışı ile topyekün enerji fiyatları yükseliyor. Bugün petrol dediğimiz enerjinin İlk noktası. Enerjinin referans noktası. Doğal gazın da referans noktası. Elektrik enerjisinin de referans noktası. Çünkü petrol kullanılabilirliği açısından en iyi. Verimlilik açısından en güzel kaynaklardan bir tanesi. O yüzden petrole ulaşım kolaysa, petrolün fiyatı artmıyor. Hatta yükseliyorsa ki tırnak içinde Amerika kendi enflasyonu düşürebilmek için üzerine suni bir baskı yapmıştır. Yoksa OPEC'in açıklamalarına ve Orta Doğu'daki bu karışıklığa rağmen petrol bu fiyatlarda kalmazdı. Ne zaman ki FED faizleri indirmeye başlayacaktı başlayacağını, enflasyonu da kontrol altına aldığını hissedince bunun üzerindeki baskıyı bir anda değil yavaş yavaş kademe kademe çekecek ve petrol hak ettiği fiyatlara 100 dolarlara doğru hareket edecek. Bu enflasyon oranlarında petrol gibi kullanışlı bir emtianın bu fiyatlarda kalması mümkün değil. Bir kere emtia olduğu için bu iş mümkün değil. Şimdi burada konumuza döndüğümüzde petrol bizim için default kabul edilebilecek, baz noktası kabul edilebilecek bir enerji olduğu için eğer petrole ulaşım varsa ve petrol ucuzsa biz yenilenebilir enerji diye bir kavramı geliştirmezdik bile. İnsanoğlu rüzgardan, güneşten enerji elde etmeye çalışmazdı bile. Eğer petrol sonsuza yakın olsa, ulaşımı kolay olsa ve ucuz olsaydı. Neden? Çünkü bu çok daha verimli, çok daha az masraflı şekilde doğal kaynak olarak çıkabiliyor. Ama biz güneş enerjisi santrali için çok daha büyük meşakkatlerle uğraşmak zorunda kalıyoruz. Demek ki bir, şirketlerin karlılıkları artıyor. Çünkü petrol fiyatı artışı ile topyekün enerji fiyatları yükselmiş oluyor. Petrolün fiyatı arttı, yenilenebilir enerji şirketlerinin ciroları da arttı. Bir, net kar marjları arttı. İki, Alternatif arayış başlayıp para yenilenebilir enerjiye kayıyor. İkinci önemli maddemiz. Yani petrolün fiyatı yükseldikçe hem ülkeler hem de şirketler düşünmeye başlıyor. Geliştirmeye başlıyor. Üretmeye ve türetmeye başlıyorlar. Petrol örneğin 120 dolar oldu. Ülkeler diyor ki özellikle de dışarıdan petrol ihraç etmek zorunda, ithal etmek zorunda düzeltiyorum kalan ülkeler. Burada şuna başlıyor. Enerji bağımlılığımızı azaltmak için ne yapabiliriz? Maliyetlerimizi azaltmak için ne yapabiliriz? Aa, evet yenilenebilir enerji yatırımı yapabiliriz. O zaman para hem yatırım olarak yani hisse senede alışınız olarak yenilenebilir enerji tarafına herkes bakmaya başlıyor. Evet petrolün gidişatı kötü biz bunun alternatifine para aktaralım yatırım yapalım diyor. Hem de global ve lokal hükümetler burada ne yapıyorlar? Yenilenebilir enerji yatırımı yapan şirketlere teşvik veriyorlar, destek veriyorlar. Oraya yatırım yapıyorlar. E bir yere yatırım yapıldığı zaman da büyüyerek hareket ortaya çıkmış oluyor. Daha farklı bir maddeye geldiğimizde burada da lokal ve global teşvikler, planlamalar ve yenilenebilir enerji yatırımının neredeyse zorunlu hale gelmesini görüyoruz. Özellikle yenilenebilir enerjiye hizmet veren şirketlerin önünün çok açık olduğunu görüyoruz ve büyümesinin de çok hızlı bir şekilde devam edebileceğini görüyoruz. Çünkü yine orta vadeli programda kendi ülkemiz için açıklanan orta vadeli programda da global açıklanan orta vadeli programlar uzun vadeli programlar ya da araştırma raporlarında da görüyoruz ki özellikle 2025-2030 arasında mutlak bir şekilde yenilenebilir enerji sektörü potansiyel vaat ediyor. Çünkü bu raporların tamamında gördüğümüzde karbon ayak izini azaltma, yeşil enerjiye dönüşler, elektriğin daha iyi kullanılabilir hale gelmesi, temiz enerji kaynaklarının kullanımı, fosil atıkların engellenmesi gibi kapsamların defalarca kez vurgulandığını ve 2025 ile 2030'u da temel dönüşüm yılları ilan ettiklerini görüyoruz. Bu yüzden 2025-2030 arasında yenilenebilir enerji tarafında ne olacak? Lokal ve global teşvikler olacak, planlamalar olacak ve böylece de yenilenebilir enerji yatırımlarını ve o sektöre kayışlar neredeyse zorunlu hale getirilmiş olacak. Bu dönem içerisinde Brent petrolün fiyatının daha yukarılara gitmesiyle birlikte de bu üç madde kümülatif olacak. Yani toplanarak hareket edecek ve çok iyi getirileri görebileceğimizi burada düşünüyorum. Sektör zaten doğuştan çok karlı ve sürdürülebilir bir sektör. Bugün hatırlarsanız biz Galata Wind'in bundan bir yıl önce faaliyet raporunu ve yatırımcı sunumlarını çok çok detaylı incelemiştik. Orada ne görüyorduk? Şirket elektrik enerjisi üretebilmek için rüzgar enerji santrallerini kuruyor. Yani rüzgar gürünü kuruyor. Bunun 40 yıl izinini alıyor. 40 yıl içerisinde de sadece çok düşük bakım onarım maliyetleriyle bu işi götürebiliyor. Bugün Galata Wind'in bilançosuna baktığımız zaman şirket 900 milyon hemen hemen 1 milyara yakın ciro 500 milyon net dönem karı yazıyor. Geçtiğimiz zamanlarda çok daha yüksek %80 %90 kar marjlarıyla çalışıyordu bu şirketler. Tabii ki şimdi yüksek faiz dönemindeyiz ve şirketin kaldıraç oranı var ki gayet düşük olsa dahi yüksek faiz döneminde biraz daha kar marjları düşüyor. Petrol fiyatının aşağı gelmesiyle elektrik fiyat fiyatlarının enerji fiyatlarının bir miktar daha ucuzlamasıyla da bu şirketin cirosu ve karlılıkları marjları da düşüyor. Fakat burada şunu önemli olarak görmemiz gerekiyor. 1 milyar lira ciro 700-800 milyon lira net dönem karı yıllıkta baktığımızda 1 milyar liranın üzerinde net dönem karı yazan bir şirketin personel sayısı korkunç rakamlarda. Büyük bir enerji şirketinin %1'i personel sayısıyla hareket edebiliyor. Çünkü şirket rüzgar enerji santralini rüzgar gürünü kurduktan sonra sadece yılda birkaç kere bakım onarıma gidiyor. Üzerinde durması gerekmiyor. Bu da sektörü zaten doğuştan çok karlı ve sürdürülebilir hale getiriyor. Haftalık bazda öngörülerimi ifade etmem gerekirse 79,5 dolarlardaki direncini kırmasıyla birlikte yukarı yönde 92 dolarlara harekete başlayacaktır. Burası da %15'lik bir kar marjını bizlere gösteriyor. Tabii ki bu bugünden yarına olmayacak. Buradan bir düzeltmeyle 76 dolarlara gidecek. Tekrar 84 dolarları görüp 80 dolarlara hareket. Yine 87 dolarlar 80 dolarlar ve sonrasında 92 dolarlara 90 dolarlara daha doğrusu hareketinin söz konusu olabileceğini düşünüyorum. Yine burada yatırımlarımızda acele etmeden kademe kademe uzun vadeye yayarak ve biraz daha 10 yıl plus şeklinde düşüncelerimizle yenilenebilir enerji şirketleri toplamak daha sağlıklı olacaktır. Belki 2025 ikinci çeyrek yükselişi beklediğimiz o potansiyel yükseliş faiz indirimi yükselişiyle birlikte ilk favori sektörümüz yenilenebilir enerji sektörü olmayacaktır. Ama biz zaten yenilenebilir enerji sektörünü bugünden yarına ya da 6 ayda ya da 1 senede para kazanmak için almamalıyız. Biz köşeye koyduğumuz paraların belli bir miktarıyla sürekli olarak güzel 5 tane, 6 tane yenilenebilir enerji şirketinden her ay düzenli alım yapmalıyız. Özellikle de borsanın yeni zirvesinde olmadığı, bu gibi haftalık görünümlerin olduğu dönemlerde ufak ufak alacağız, unutacağız. Alacağız, unutacağız. Diğer şirketlerde biraz daha trade yapmaya meyilli olurken bu tarz düşüşleri yakaladığımızda yenilenebilir enerji şirketlerinden kademe kademe alıp 2030'lara kadar tutmanın büyük bir faydası olacağını görmemiz gerekiyor. Her şeyden de önemlisi çıkarımlarımızın ve korelasyonumuzun doğru bir bağlantı içerisinde hareket ettiğini ve bu bağlantının takip edilerek yatırımları optimize etmenin de doğru olabileceğini görmüş oluyoruz. Videomuzun sonuna gelirken sizlerden ricam kanala abone olmayı, bir adet beğeni, bir adet de yorum bırakmayı unutmamanızdır. Ekstra içerik eğitimler için de katıl tarafına kayıt olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın. Ekim ayı katıl programımız içerisinde piyasa analizleri, fon önerileri, profesyonel trade eğitimleri, temettü hisseleri ve temettü portföyleri, dibin dibi şirket analizleri, haftalık ve aylık alsat yapıp para kazanabileceğimiz hisse incelemelerini bulabileceksiniz. Aynı zamanda iki haftada bir soru cevap ve hisselerinizi analiz etmek için canlı yayınlarda olacağız. Hepsi ve daha fazlası için katıl kademe 4 üyeliği yapmanız yeterli olacaktır. Müzik